Herkese merhaba. Her sene böyle çok sevdiğim bir karnabahar tarifi oluyor. Geçen sene o kesinlikle karnabahar mantısıydı. Kaç kere yaptım bilmiyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu sene de karnabahar sote. Yani böyle bir nevi karnabahar kavurma çok seviyorum. Biraz onu uzak doğu usulü yapıyorum. Sonucunda hem çok sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli böyle aromatik bir yemek ortaya çıkıyor. İlk önce ne yapacağım? Önümdeki tavada yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı var. Altını açıyorum. 2 yemek kaşığı kadar da susam yağı ekliyorum. Sadece susam yağıyla yapmıyorum bu yemeği. Çünkü öyle yaparsam lezzeti çok ön planda oluyor. Biraz böyle susam yağının lezzetini ayçiçek yağı ile birlikte kırıyorum olarak düşünebilirsiniz. Çiğ badem çok yakıştırıyorum. Ondan şöyle artık biraz ne kadar istiyorsanız, ben biraz bol tuttum. Yaklaşık böyle 3 yemek kaşığı kadar çiğ badem ekledim. İlk önce bademleri bir kavuracağım. Renginin hafif döndüğünü görünce, çok dönmeyecek, hafif dönünce soğanı ekleyeceğim. Çünkü soğanla beraber kavrulmaya devam edecek. Ondan sonra öyle sırayla sebzeleri tık 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 ekleyeceğiz. Çok kolay bir yemek. Sıra soğanda. Şöyle çok ufak dilimlemedim soğanı. Çünkü uzun uzun pişeceği için böyle yemeğin içinde çok kaybolmasını istemedim. Neden uzun pişecek? Çünkü karnabaharı uzun pişirmemiz gerekecek. Kırmızı soğan yerine isterseniz taze soğanla da yapabilirsiniz. Onu da böyle çok ufak doğramazsınız. Biraz iri iri doğrarsınız. Şimdi bir yemek kaşığı kadar zencefil de ekliyorum. Tazesi yoksa tozunu da ekleyebilirsiniz. Biber ekledim. Bir tane kırmızı biber. Oh, mis gibi kokular yükseliyor. İki diş sarımsağı da ezerek ekliyorum. Şimdi yarım karnabahar da ekliyorum. Kavurmaya devam. Biraz pul biber hafif bir acılık versin diye. İsterseniz çili biber de atabilirsiniz tavaya bir tane. Şimdi bir 5-6 dakika böyle sürekli karıştırarak karnabaharı kavuruyorum. Şimdi artık susamı da ekliyorum. Karnabahar hafif yumuşadı ama daha tam pişmedi. Susamı en son ekledim çünkü susam kolay renk alıyor, kolay kavruluyor. Susamla birlikte 1-2 dakika daha kavuracağım. Ondan sonra soya sos ekleyeceğiz. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar soya sosu da ekliyorum. Ve de artık altını kıstım. Kısık ateşte karnabahar biraz daha yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Ve tamam, karnabahar sonunda pişti. Şimdi onu bir tabağa alıyorum. Üzeri biraz taze soğanla süslüyorum. Ve o kadar, bitti. Bunu et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Böyle vegan geçiştirmek istediğiniz bir öğünde yiyebilirsiniz. Müthiş lezzetli oluyor. Çiğ badem şimdi güzel bir kıtırtı verecek. Susam çok güzel lezzet katıyor. Şimdi taze soğan. Hadi bakalım. Karnabahar deyip geçmemek lazım. Güzel pişirildiğinde hakikaten çok lezzetli oluyor. Doyurucu, besleyici, sağlıklı, vegan. Bence son derece lezzetli. Mutlaka sizler de deneyin. Bir etin yanına stir fry olarak yapabilirsiniz. Bence öğün olarak bile yenir yani. Ben öğlen yemeğinde mesela sadece bunu yer ve gayet mutlu olurum. O kadar da tatmin edici bir tadı var. Çünkü farklı sebzeler kullandık ve de badem hem çok doyuruculuk katıyor hem de çok güzel bir kıtırtı katıyor. Ondan mutlaka deneyin. Sizin ne sevdiğiniz karnabahar tarifine aşağı yorum olarak yazın. Merak ediyorum karnabaharı nasıl pişiriyorsunuz. Farklı videolarda göreceğiz. Görüşeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.